Aynı mahiyetteki önergeler hakkında söz isteyen Kocaeli Milletvekili Ömer Bey, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, baro yasasını konuşuyoruz ama ülkede yargı diye bir şey kalmadı. Ülkede hukuk devletini geçiniz, devlet diye bir şey kalmadı. Bakın, bunlar sadece bizim sözlerimiz değil. Dünya kriterlerine, dünya indekslerine bakıyoruz. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, demokrasi, medya özgürlüğü alanında Afrika Ligi'ne düşmüş bir Türkiye görüyoruz. Bakın, yargı o kadar bağımlı bir hale gelmiş ki iktidara, size dünden bir örnek vereyim. Ben dün Ankara'dan Malatya'ya gittim. Urfalı Şen Yaşar ailesinin 3 ferdi öldürülmüştü. Karşı taraftan da 1 kişi öldürülmüştü. Bir mahkeme Urfa'dan Malatya'ya alınmıştı. Milletvekili olarak duruşmayı gözlemek üzere Urfa milletvekilimiz Ayşe Sürücü ile Malatya 3. ağır cezadaydık. Duruşmaya girmeye hazırlandık ama şok bir kararla şaşırdık. Duruşma yargıcı milletvekillerini içeri almayacağını söylüyordu. Düşünün, öyle bir hale geldik ki milletvekillerinin duruşmaları izlemesi bile engellenmeye çalışılıyor. Ne gizlenmeye çalışılıyor anlamıyoruz. Neyin gizlendiğini aslında biz Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmalarında görüyoruz. Kaçırılıp işkence gördüğünü söyleyen Gökhan Türkmen, ki 9 ay boyunca işkence görmüştü. Yasin Ugan 6 ay boyunca işkence gördüğünü söylüyordu. Bu beyanlarından sonra ne oldu biliyor musunuz? Hakim duruşmalara herkesi yasak getirdi. Milletvekilleri dahi duruşmaya giremiyor. Bütün bunlardan sonra iktidar ne yapıyor? Ayasofya'yı cami olarak çeviriyor. Yani ne yapıyor? Dine karşı dini kullanarak halkı kandırmaya çalışıyor. Dine karşı dini kullanmaya çalışıyor. Merhum Ali Şeriati'nin bir kitabıdır. Lütfen herkes okusun. Muazzam bir eserdir. Statikocu dini anlayışların nasıl hak, hukuk, adalet, özgürlük talep eden sesleri bastırmak istediğini anlatır Ali Şeriati kitabında. Nerelerden başlar? Hazreti Musa zamanında Firavun'un yanında saf tutan Bel'am bin Baura isimli din adamının din adına nasıl kandırdığını anlatır. Hazreti Musa'ya nasıl karşı çıktığını anlatır. Yine Hazreti İsa'ya karşı statikocu Yahudi anlayışının nasıl Hazreti İsa'ya karşı çıktığını dini kullanarak insanlara hakkı hukuku getirmeye çalışan Hazreti İsa'ya karşı çıktığını anlatır. Hazreti Muhammed insanlara hakkı hukuku, özgürlüğü, adaleti anlatmaya çalıştığı zaman o günkü Yahudi din adamları dini masallarla kuruntular anlatırdı ki Hazreti Peygamber'in arkasından gitmesinler diye. İşte bugün Ayasofya'nın cami ilan edilmesi hep bu ve benzeri hadiselerdir. Dini kullanarak dinin temeli olan, gerçek ruhu olan adaletin, hakkın, hukukun gerçekleşmesinin önüne geçmek demektir. Ve daha bitmedi. Bakın, Emeviler dönemini çok iyi hatırlıyoruz. Hazreti Ali'ye karşı Muaviye mızrakların ucuna ayetleri taktı. Dini kullandı ve insanları kandırmaya çalıştı. Bugün de Ayasofya'nın açılması dini kullanarak, camiyi kullanarak insanları kandırmaktır. İnsanları çürümüş, kokuşmuş, yozlaşmış AK Parti iktidarı karşısında kandırmaktan başka bir şey değildir. Bakın, biz başörtüsü mücadelesini, siz bugün başörtüsünü istismar edesiniz diye vermedik. Ben yıllarca başörtüsü yasağına karşı mücadele etmiş bir insanım. Siz bugün
başörtüsünü her vesileyle insanların önüne sürerek, sayın milletvekilleri, çürümüş kokuşmuş anlayışınızı başörtüsüyle örtün diye biz bu mücadeleyi vermedik. Bunları çok iyi bilin. Bakın, siz yaptıklarınızla bu toplumu dinden soğutuyorsunuz. Bunu çok iyi bilin. Tüm istatistikler bunu gösteriyor. Şu anda bu toplumda gençlerin dinden soğumasının en büyük nedeni AK Parti iktidarının yaptığı uygulama. Sayın milletvekilleri, buyurun buyurun, toparlayın sayın milletvekili. Bakın değerli meclisin arkadaşlar, dün ben burada kitabın ortasından konuşuyorum. CHP'li arkadaşlar da bunu dikkatle dinlesin. Dün başörtüsü konusunda bu kadar radikal yanlışlıklar yapmasaydınız, bugün bu AK Parti iktidarı bu kadar kötülüklerini başörtüsüyle örtmeye kalkmazdı. Kitabın ortasından konuşuyorum. Bakın, bunu herkes iyi bilsin. Normalleşme lazım ve kesinlikle size şunu söyleyeyim, Ayasofya'yı açarak bütün bu kötülüklerinizi örtemezsiniz. Şu topluma karşı yaptığınız soykırımcı uygulamaları örtemezsiniz. Ateizm Derneği Başkanı ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın, AK Partililer bunu iyi duysun. Ya diyor, sağ olsun AK Parti iktidarı, sağ olsun, bizim faaliyet yapmamıza gerek yok diyor. Sayelerinde diyor, herkes zaten ateist oluyor diyor. Devam etsinler yaptıklarına. İşte siz bu yaptığınız çalışmalarla, Ayasofya'yı cami açma girişimlerinizle aslında dine zarar vermekten başka hiçbir şey yapmadınız.